Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Farming Simulator 25 Modern Farm videosuyla karşınızdayız. Ne haber, nasılsınız? İnşallah keyfiniz yerindedir. Bugün bir kişi değil, iki kişi değil, üç değil, dört değil, beş değil. Tam altı kişiyiz arkadaşlar. Pilot burada, Semih burada, Makran burada, Barışan burada, Ali'cim burada ve ben buradayım. Ağlar cümleten hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün çok taktiksel para kazanma yöntemine gideceğiz arkadaşlar. Küçülme taktiğiyle fabrikalaşmaya geçeceğiz ve fabrikanın ardından parayı basacağız. Biz pirinç tarlasını ektikten sonra soya fasulyesindeki tarlayı da ektik arkadaşlar ve pirinç tarlası hasada hazır hale gelene kadar uyuduk ve gördüğünüz gibi burada bir dünya sera ürünlerimiz oldu, yumurtamız oldu. Balı satmayacağız beyler. Sakın balı satmayın. Bu fabrikada bize lazım. Sütlerimiz oldu arkadaşlar. Her şeyimiz mevcut. Bugün arkadaşlar bir iki kişi pirinç tarlasına gidecek. İki kişi seralarla ilgilenecek. İki kişi de buradaki etrafı düzenleyecek. Cümleten ne yapıyoruz? Bu arada arkadaşlar dünkü videoya çok güzel yorum geldi. Gerçekten çok memnunum. Bugün hype günü arkadaşlar. Hype'ları basıyoruz. Trend videoları bugün giriyor muyuz ağalar? Giriyor muyuz beyler? Bugün. İnşallah. Bugün girelim arkadaşlar. Dün trend videolara giremedik. Neden giremedik? Yorum çok güzel geldi ama like az geldi arkadaşlar. Like'ı basıyoruz. 5'er 10'er tane yorumu basıyoruz. Siz 55 like'lar izleyici dostlarım. Bugüne kadar her şeyi başardık. Bir kez olsun trendlere girelim. Sizleri çok seviyorum ve güveniyorum. Let's go. Aynı zamanda sürpriz mod var ha. Burada birazdan göreceksiniz. Let's go. Şimdi beyler, ufaktan küçülme taktiğini kullanıyor muyuz bu sefer? Kullanıyoruz. Ne yapıyoruz küçülme taktiğinde? Bir tane traktör alacağız şimdi. Yeni bir traktör alacağız arkadaşlar. Ufak işlerimizi yapmak için. O nedenle Same gitti. Same'nin ağırlık sistemlerini satmıyorum Barış'a. Deus'u ağırlık eklentisi yapacağız çünkü. Ön yükleyici. Şimdi. Neoland da gitti değil mi? Hayır. Neoland gitmeyecek. Bir dakika. Şimdi burada ne vardı başka satacağımız? Bu kalacak. Küçük Landini gitti arkadaşlar. Şimdi burada ne vardı bizim satacağımız ya? Sılaj makinesi arkadaşlar. Sılaj makinesini de satıyoruz dostlar. Çünkü sılaj makinesini traktör arkasına kiralarız dostlar ve Fendt Katana'yı da sattık. Oy! Paraya bakın. 517. Lan oğlum oyun gitti. Ben böyle kaldım arkadaşlar. Bize gitmedi. Ben böyle kaldım. Bizde gayet sağlam. Hayda. Arkadaşlar şey yapıyoruz. Ben bir oyunu düzeltip hemen geliyorum dostlar. Oyunun neden çöktüğünü bilmediğimiz bir şekilde arkadaşlar Ebru Gündeş de benden an itibariyle yetki istiyor. Ebru'cum hoş geldin tatlı. Evet Ebru'cum hoş geldin Ebru'cum. Hoş bulduk dayı. Arkadaşlar çiftliğimizin küçük işleri için, getir götürleri için ve bahçe işleri için fiyat 640'ı satın aldık bu arada. Bir hayırlı olsunlara. Brother hani 480 alacaktın? 480 mi? Kaç para oğlum? Al lan bir tane de 480 al. Seni mi kıracağız oğlum? Al bir tane de 480, bir tane de 640 olsun. Seni mi kıracağız oğlum? Tamam, şimdi arkadaşlar her şeyi satınca bizim 592 bin TL paramız kaldı. Bu arada bir korna vursana şuna ya. Şuna bakın arkadaşlar bir dakika bak. Şöyle ben bir şey yapayım. Biz BS25'i netmeyeceğiz mi arkadaşlar? Wow! Böğürüyor vallahi böğürüyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ağlar. Bir kişi benimle geliyor tamam mı? Kim gelsin benimle? Benimle kim tarla biçecek benimle? Ben gelirim. Gel kanka al fend biçer. Ramok çekeyim. Tamam. Ben gideyim. Ben gitmem pardon ben şeydeyim. Semih al biçer döver oğlum. Pilot sen de peşimize remork tak gel oğlum. Remork nerede? Fabrika kuracağız. Kanka siz ne yapacaksınız biliyor musun? Bak üzüm olmuş. Zeytin olmuş. Ondan sonra seradaki ürünler satılacak bir de en pahalı yerlere. Bu arada arkadaşlar ot da biçilecek. Barış abi satıyor. Kanka ot da biçilecek büyük burada. Büyük ramok nerede birader? Bizim büyük ramok nerede? Arka tarafta oğlum. Ot siyah da biçilecek kanka. Orası ot biçilip kurutulup balı yapılacak. Bu arada arkadaşlar 7000 litreye yakın bir yulafımız vardı değil mi Akın abi? 7000 litreydi değil mi o? Beraber sattık yulaf, arkadaşlar evet. Onu. Evet. 14 bin dolar geldi oradan haberiniz olsun. Bu bir küçülme taktiği ama zengin olma taktiği. Umarım mısır gevreğinden parayı buluruz. Bir de inşaat videosu da çok yakında gelecek haberiniz olsun. Bu arada unutmadan aklıma gelmişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ekip olarak arka planda gerçekten çok yoğun çalışmalarımız oluyor. En fazla böyle kendimizce eğlenmemiz, kendi aramızda takılmamız gece saat 2'den sonra 3'ten sonra anca oluyor arkadaşlar. Bu nedenle arkadaşlar şöyle bir karar aldık ekipçe ve kendimize bir gün belirledik. Bu konu canlı yayınlarımıza katılan dostlarımız için daha çok ilgilendiriyor.
Çarşamba akşamları arkadaşlar canlı yayın yapmayacağız artık, haberiniz olsun. Çarşamba akşamı ekibimizin kendi aramızda takıldığımız, eğlendiğimiz bir gün olacak. Böyle bir ortak karar aldık. Şimdiden anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Hatta çarşamba akşamı mod yapımı olmayacak, yayın olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Kendi aramızda kafamızı dağıtacağız. Abi, kardeş, dost, arkadaş olarak takılacağız. Değil mi dostlar? Ağlar. Evet. O gün beyefendi... Canım söyle. Şey, bu zeytin şeylerini kiralıyoruz mu? Abi kiralayın, sakın satın almayın makro. Kiralayın. Ben ot biçiyorum bu arada. Tamam kanka, sen orayı biç, kurut, balyala o zaman. Ot lazım bayağı abi. Tamam. Barış abi de seralardaki ürünleri satsın o zaman. Semih'le pilotla biz de bir hasat işlerine gittik. Buradan zaten geri gelip şey yapacağız. Fabrika kuracağız arkadaşlar. Bu arada pirinç olana kadar da çok mantıklı hareket ettik. Oraya buğday ektik, samanımız bitmek üzere. İneklerimiz de bir 12 aylık mı olmuştu Barış abi? Sen bakmıştın ineklere. Ne kadarlıktı o? Evet, 11 Barış abi müsait değilmiş, 11 aylıktı. İnekler 24 ay olunca arkadaşlar inekleri satacağız. O ahırı da satacağız. Çünkü o ahır süt vermiyormuş. Bunu yorumlara da yazdınız zaten ilk gün. Ben dikkat etmemiştim orayı alırken. Ağrol. Semih'im geldi mi tatlı? 12 aylık şu an. Tamam, 12 aylık 24 aylıkken satacağız mandaları. Manda sütü yaparız bir dahakine. Semih'cim GPS'i çiziyor mu abim? Etrafı iki tur dedim, tamam mı? Bu arada o fark etmiyor. Ne i̇ki kanka? Tur falan dememiz var ya. Sen mesela iki tur çiziyorsun, diğer üç tur çiziyor ya, fark etmiyor. Kanka şeyden dolayı diyorum ben onu. Tarlanın etrafında başını da biçtiriyor ya böyle, dönmen gerekiyor diyor. Onu diyorum. Anladım. Şöyle bir alt sıfırı vuralım oğlum. Hızlı biçelim. Oo. Ana. Bu dökmeyecek mi la? Bir şey diyeyim mi beyler? Biz şimdi fabrika kuracağız ya 250 bin liraya. Dolara. Evet. Bu fabrika ilk aşamada değil de zamanla sürekli pirinç yapıp gevrek yaptırdıkça parasını getirecek. Biraz ilk etapta ölü yatırım gibi bir şey olacak ya. Yapacak bir şey yok. Ama sonradan deli para verecek. Arıyı çoğaltmamız lazım. Bize bal var. Barış abi, arıların yanına bayağı bir arı alsan oraya. Bir 60 bin liraya harca abi oraya. Arıların abi yanına. Abi 200 sırayı almıyor, bırakıyor. Bakayım. Ha, o en son alırız oğlum. En son alırız orayı. Pilotcum, bu pirinçler doğru eve gidecek, tamam mı tatlım? Evet. Evet. Valla böyle kalabalık oyun oynaması ne kadar güzelmiş ya Barış abi. 6 kişiyiz arkadaşlar. Herkes bir yere dağıldı. Modlar aktarılınca ne olacak? Bu ekiple aynı zamanda ekibe Bayro ile bir yönde dahil olacak. Hatay Gerçek Hayat serisi gelecek arkadaşlar. Tabii bu biraz maalesef zaman alacak ama bugün trendlere giriyoruz. İnanıyorum sizlere arkadaşlar, başaracağız. Bugün başaracağız bunu. O ne la? Arılar nerede la? Arılar şeydi abi, atların olduğu yerde arka tarafta. Yo, ön, aynen arka taraf. Allah, buraya GPS'e vermeden şöyle bitsen. Böyle yan tarafa tarla şey, ağaçların arasına doğru yapsam olmaz mı? Olur olur abi, olur. Zaten hepsi bir yere verecek. Şuraya bir yer. Aa. Şurayı şöyle manuel biçeceğiz abi. Burayı böyle yapmış GPS'i. Evet. Tamam. Ortalamasın arkadaşlar orayı. Ha, pilot kocaman remorka 640'a mı taktın la? Niye takmıyorum birader, çekiyor zaten. 640 çekmezse dedi. Yakacağım. Abi sen, senin elindeydi pilot o. Az önce ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Pilotu ifşa alıyorum. Regner diyor, şimdilik böyle oynayalım da diyor. Yakın zamanda 1050'yi çekecek bu diyor. Hile. Makran pilot hile yani değil neydi mi burada? 17. Nece pilot? 18. Pilot, 19. Şey hadi 1050 alalım da deneyelim. Pilot. 60 bin dolar harcadım. Regner. Pilot, tamam ifşa. Bayağı arı yaptın mı lan Barış ha? 20 tane de arı, bu büyük kovanlardan aldım. O en büyüğünden. O en büyük arı 3000 dolar mıymış? Evet. Oğlum biz her yere arı yapsak baldan parayı vururduk sen zaten. Bak bakayım arıların arka, daha bir bak ağaçtan arasında. Geleceğiz abi, şuraya hasatlayalım. Her yere arı yaptım. Vallahi en güzelini yaptın. Ama bura niye sol, bayağı bir mısırların içerisinde solmuş mısır var ya? Şey, depo donucu söyleyeyim. Ayçiçeği. Yok oğlum benim daha %46 dökmüyor tarla. Lahat. La. Bu arada arkadaşlar
Ha 200 bin lira da kredi ödeyeyim mi beyler? Hayır. Hayır hayır. Ödemeyeyim mi? Fabrikayı günü kurduktan sonra mı ödeyelim? Evet. Günü geriye taksi ödüyor zaten. Ne ödüyor abi? Faiz ödüyor zaten yani. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Banka tanıdık. Bir şey olmaz. Oğlum tanıdık manadık. Keşke banka celadan kredi çekseydik. En azından o 6 ayda bir taksit alırdı ya. O bizim canımızı alır ya. o konuda bir şey diyemem. En azından paramızı almaz birader. Allah Allah. Neyse. Ben gittikten sonra para bir işe yaramıyor. Ali aklına geleni söyleme canım. Demeyeceğim zaten. Deme, benim de aklıma geldi sen öyle deyince. Yapma deme. Deme öyle şeyler. Uslu bir çocuk ol. Deme. Bak Ali, uslu bir çocuk olursan Şirinleri bile görebilirsin. Uslu olursam 1050 alacağım mı? Uslu olursam 1050 alacağım mı? Alacağım. Satar geri boş ver Satar Bey, uslu olma. Bu sırayı yarım mı biçtin abim sen? Bana yarım bırakmış. Sen mavi çizgiden yok, mi gittin lan? Hayır. Dur ben o yarım kalan yeri geri dönüşte alayım abim. Allah. Arkadaşlar görüntü efsane değil mi ya? Pilot. Oraya ayarla bakayım şu. Bağırta 480'liğini. Geliyorum. Depom dolmak üzere. Dön. Ulan kurtardı ya. Ah be. Vallahi kurtardı. Allah kurtarsın. Şöyle yapsam alıyor mu orayı? Alıyor arkadaşlar. Süper. Ama çok bir pirinç çıkmadı beyler burada ya. Biz canlı yayında kaç bin litre pirinci şey yaptıydık Ali? Hatırlamıyorum şu an. 12 bin litre miydi Akın abi? Öyle bir şeydi ya. İki palet falan yok. Vermişti değil mi? Ona dikkat etmedim ya, inan. Hatırlamıyorum. Vallahi ben de dikkat etmedim hiç ya. Gel pilotcum geri. Gel. Ben de canım. Hayır, Semih geliyordu o yüzden. Gel. O. Bu remolk 480'le biraz küçük kalmamış mı pilot? Bu remolk az daha kalmış abi ya. Çok küçük gelmiş 480'le. En azından bunu Fendt 1050'ye falan tam uygun. O biraz değil daha mi, küçük Ali? Kalıyor. Tamam uygun salalım hadi. Neyi? La bizim 49 numara tarlada ne var pilot? Remolku buraya sök ve git bak bakayım oraya. Ne vardı? Yulaf. Git bak bakayım koş. Motorla sök. Traktörle git oğlum, yürüyerek yetişemezsin. Sök remorku buraya. Tarlayı ziyaret etti lan. Tarlayı da ziyaret ediliyor mu oğlum? Evet. Allah Allah. Ya şey etmeye gerek yok. Tarlayı ziyaret etti. Tamam öyle yap oğlum o zaman. Ragnar bilmiyor. Ben binaları falan biliyorum da. Tarlayı Allah o ne oğlum? Gel abi sen. Ben mi gireyim oğlum? Tamam. Hadi bismillah. Gel. Bu pir... Anam. Lan. Çalıştırmamışım, özür dilerim. Gel. Oğlum burada ne kadar soya çok şey var lan. Ne var oğlum? Soya fasulyesi. Soya fasulyesi. Hasat hazır mı? Evet. Tamam, orayı da biçelim. Dönüşte. Orayı, soya fasulyesini zaten Haziran ayında çok para yapıyor arkadaşlar. Onu da satalım. Oo güzel. En geç 2 bölüm sonra beyler, sıfır borç ve çok güzel paramız olacak Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum ya. Ben başaracağımıza inanıyorum arkadaşlar. Şimdi biz ne fabrikası kuruyorduk? Şimdi biz mısır gevreği fabrikası kuracağız abi. Bu işte ekmek yok. Bu işte normal tarımda ekmek yok. Bulamadık. Var da arazi yok. Aslında biz var ya fabrikadan sonra fabrikadan önce biz bu paraları biriktirsek be pirinçleri beyler, balları da kocaman bir tarla alsak. Ondan sonra o tarlalara da pirinç eksek, o sürededeki bütün balları da biriktirsek, sonra o tarlalardan da pirinç hasatlasak, bir üretmeye şöyle bir 100 koli mısır gevreği üretsek, birisi uyandırsın rey. Gerçekten 2 milyona yakın para yapar bu arada. Abi sen uyandır. Onun için de yaklaşık bir sene geçmesi gerekecek. Farklı fabrikaların üretim sınırı var biliyorsun. Geçsin abi, sonunda bize kütür para basmayacak mı? Basacak. Bu parayı basacak da 2 senede sen 2 milyon kazandın mı sana yetmez ki o para. Şimdi abi ben şöyle diyorum bak. Şimdi bu 500 bin lira paramız var ya. Bu paraya hani fabrikayı kurmak yerine bir tane diyorum büyük bir tarla alsak. Kocaman. O tarlanın hasat gelirleriyle fabrikayı satın alsak. Ondan sonra o tarlaya ve bu tarlaya bütün tarlalara pirinç eksek.
Sonra o sürededeki de bütün üretilen balları biriktirsek. Sonra toplu bir şekilde mısır gevreği üretsek. Çok ciddi para kazanmayız mı? Ya bir sene yani geç kazanırız ama çok ciddi para kazanırız. Kazanman zaman olacak ama ciddi anlamda zaman kaybedeceksin. Ama kar edecek ama, mi zamanla paraya oranlayacak? Ama mükemmel para getirmeyecek mi sonuçta? Bilmiyorum. Bence getirecek. Ama bu arada tarlaların hepsini sen pirinç yapıyorsun. Bu arada senin samana da ihtiyacın var, ota da ihtiyacın var. Hayır ya, ilk etapta pirinç yapmayacağız. Normal ürün yapacağız. Mesela ot tarlasını hiç bozmayacağız abi. Soya fasulyesi falan ekeceğiz. Para biriktireceğiz. En son fabrikayı aldıktan sonra her yere pirinç ekeceğiz. O döneme kadar pirinç ekmeyeceğiz yani. Bence mantıklı ha. Kurutmaları falan sattınız mı? Ha yok tamam. Yok yok. Otla alakalı her şey duruyor kanka. Şey Aragaz çekiyor ya. Ooo güzel. Ortalama 20 bin litre mi? Sende ne kadar var oğlum? Yok kanka. Ne kadar oğlum? 900 litre. 900 litre. Ha. Ha. Arkadaşlar şu anda 21 bin litre olacak. 21 bin litre oldu. Tek 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 22 bin litre sayacaksın. Hadi Semih biz 49 numaralı tarlaya gidiyoruz. Pilotcum sen onu eve dök gel abi. Allah. Beyler bende şey çalışmıyor. Sizde çalışıyor mu? Ne? Çalışıyor. Kanka eline bir şey yap. El feneri alın. El feneri geri bırakın ondan sonra çalışıyor. Baga giriyor bayağı abi. Eline önce bir şey alman lazım hani. Evet. Şimdi arkadaşlar 49 numaralı tarlaya gidelim. Yok yok. Orada ne var lan 49'un yanında? Orada bir araç gibi başağı bir şey var. Başağı bıraktım orayı. Ha tamam. Remork mu var onda da? Evet. Tamam oğlum. Sen tabla geç o zaman. Sen bizi geçebiliyorsan geç, ben şöyle sağdan gideyim. Solla bizi. Çalışmıyor. Zaten gidiyorum ben. Benimki de çalışmıyor. Elle gidiyorum. Elinize fener alın, at tımarı alın, traktöre inbin yapın. Ondan sonra düzeliyor gençler. Çalışmıyor. Elimi aldım. Elin aldın mı? Çalıştı mı? Aldım elimi. Çalıştı mı? Yok. Allah Allah, çalışması lazım. Bende de baga girdi o şekilde. Neyse boş ver, çok önemli değil. Bende çalışıyor, sıkıntı yok. Süper güç lazımsa Barışko hemen el atsın orada çiftlikte. Semih. Oğlum buraya GPS'i çizmeyi hiç unutmayayım. Pilotcum o Özkan Remork'un slash kodu yazmayı unutmuşsun tatlım. Slaj atmıyor, haberin olsun. Normal tohum döküyor. Ama slaj atmıyor. Arol. Bu ne soya fasulyesi oğlum? El gitti. Bu nasıl soya fasulyesi lan? Soya fasulyesi böyle mi giyinir? Ha soyaymış, tamam tamam. Tamam tamam. Hal bismillah. Semih GPS'i çizme oğlum. Tarla küçük zaten. Aa kendi otomatik çizdi lan bu. Neyse vereyim bari GPS'e. Ver bakalım. Vereyim mi? Otomatik çizmiş abi. Ver ver. Allah. Lan lan lan. İçeri kontrolden çıktı. Mayday. Kaldır abi. Oha bayağı büyük la bura. Kaldır ellerini. Bayağı büyük mü Semih bura? Soya fasulyesi yine ciddi anlamda para yapıyor mu? 3000 küsürden gidiyordu değil mi? 3600'den falan gidiyordu arkadaşlar. Yani çok bir şey çıkmasa da aslında benim dediğim yöntem çok mantıklı beyler ya. Ne diyorsunuz? Hayır. 21 tonla çıkıyor. Birinci seri 1. Abi ya abi ne diyorsa ben de aynısını diyorum. Yani fabrikayı kurmak mı? Büyük bir tarla alıp soya ekip en son tekrardan fabrika parası çıkarmak mı? Hepimize 1050 olmak. Yazın. Bence de. Bana landini alma. Tamam bunları almak için para lazım. İşte ben de sizlere bir seçenek sundum. Ben kısa yolunu biliyorum, hallederiz. Yok o yok. O yok. Arkadaşlar Ali direkt şey diyor. Video arkasında biraz çalışacağız abi. Evet. Aha tabi tabi. Barış abi gel. Evet, ben bir daha servisi açık bırakıp gider miyim la? Yapar mıyım lan o adamlar yaparsın yaparsın ya. Hayır bu arada harbiden yaparım. Unuturum ben. Hayır. Bir çay suyu koyayım derim. İkinci ele düşmüştü, aldık. Ne var yani Barış abi? Tabii yani. Canım. Olur mu canım? Orası ne oldu? Orası ne oldu peki? Zarar. Niyetimiz kötü değildi ama işte bizim. Aynen. Bizim niyetimiz şeydi. Yalan bulun lan.
Hep ben üstü kapatıyorum. Niyetimiz çiftliğimizi daha büyük gösterebilmek, işte gelişmiş hale getirebilmek için yaptığımız bir proje bizim. Tam o dediğimi. Ama siz işte suikast kurdunuz projemize, geri sattınız. Siz derken kaç kişiyiz biz? Barış abi de dahil. Siz bazen 5 kişi oluyorsunuz, bazen 10 kişi. Ha. Yani yani şimdi şöyle bir şey, inanırdım normalde ama Ali direkt yalan bulun lan dediği için inanamıyorum ya. Orayı duymadınız siz, duymadınız. Ha, editör kesti mi orayı? Evet. Editör de benim, nasıl olacak o iş? Kesme ağzını gözünü dağıtırık. Aha arkadaş, Semih beni dövüyorlar, Semih bir şeydi. Semih de abiyim benim. Senin traktördeki ne oğlum böyle lan, tren vagonu gibi? Ebru Gündeş bir şeydi. Barış abi ben siyah ramorku bundan çekiyorum. 21 ton var içinde. Hain Ebru Gündeş. Hani hayallerimiz? Çok orantılı olmuş gücü traktörün değil mi? Evet. Aroooool. Fark ediliyor zaten. 640 bundan güçlü. Pilot. Ben onu öyle aradım. Pilot. Ne mi diyorsun lan? Evet. Hain pilot ya. Oğlum. Gel tabla şunu al oğlum. Pilotcum. Ben biraz da şunu dökmeye vereyim. Başak burada kalsın hatta. Bir daha kez satacağız. Direkt içinde kalsın burada oğlum. Ben bu otu kurtmayı mı? Kurtmayı çıkarsan oradan. Orada kimse yok mu oğlum? Beni çağırıyor. Yok. Kim var orada? Pilot çıkarsan kurtmayı aradan. Sanki çalışıyor mu? Şimdi beyler parayı harcama vakti. Götünü dökeyim. Neye karar verdik? Fabrikayı mı kuruyoruz? Tarla mı alıyoruz? Fabrika çok geciktirecek de, tamam mı? Süreyi çok uzatacak da gerek ya. Yok fabrikaya. Dur bakıyorum. Abi şöyle bir şey var fabrikada. Şu anda en fazla 2 palet üretebilecek bir pirincimiz var. Bilemedin 3 palet. Yok, hadi de 4 palet. Bu da 60 bin lira para getirecek Barış. Dur motor açardım. 60 bin TL para getirir bu. Ya, bir senede mi? Bir ayda. Ya mısır gevreği. Balımız varsa o da. Bal yoksa... Tarla kaç para tarla? Büyük bir tarla. Tarla kaç para? Bakacağım şimdi. O kurutmadı mı? Akın abi sence hangisi evet. mantıklı? Benim dediğim mantıklı değil mi? Büyük bir tarla alsak. Hani ne diyorsun? Toprağa yatırım yapmak her zaman bize kazandırır. Ben de öyle düşünüyorum. Gel buraya gel. Ne oldu kanka? Şimdi biz çıkaramıyoruz, çıkar. Evet çıkartabiliyoruz da. Elimiz çalışmıyor. Takılmış biraz. Takılmış takılmış. Git oğlum direkt otu kurut. Takılmış. Almışken git otu kurut. Şimdi evet bir haritayı açıp bakmakta fayda var arkadaşlar. Ben oraya mı söktüm? Şimdi evet o abi, diğer burada. Şu tarla bananı satayım 500 bin TL. Bu tarla 500 bin TL. Oo. Bizim hangi... Tarlalar niye bu kadar pahalı? Abi 8 numaralı tarlayı alsak. Ana 4.6 ha lan tarla dönümünü söylüyor ya bu. Oyu. Söylüyor. 46 dönümlük bir tarla var 200 dönüm. 83 dönümlük tarla var 500 bin TL Barış. Alabiliyoruz bunu. 83 dönüm. Yani. Sen kurut. Mayı da alabiliyoruz. Bu daha yakın değil mi bize? Bu daha yakın. Beyler 83 dönümlük bir tarlayı alabiliyoruz şu anda. Ve bu tarlanın. Bizim orada yakınlarda tarlamız var mı peki? Ha 49 var. 49'u satsak. Satalım abi 49'u. Küçük bir şey. Sattım onu. Şurada Barış'ım. 83 dönüm bu da. Daha büyük tarla var mı abi? Yok. Şu 7 ve 7'nin altındaki ikisini beraber almaya çalışsak. 7 ve 6'yı mı? Abi 6'ya bak 133 bin lira ya. Abi bak oyunun en büyük tarlaları bunlar, tamam mı? 83 dönüm. En büyük tarlaları bunlar. Bu yakındaki tarlayı, 83 dönümlük tarlayı arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun 500 bin TL'ye aldım. 144 bin lira paramız var. Şimdi orada ne ekiliymiş? Şöyle bakalım. Bu tarlayı ziyaret ettim. Tarlada ne var? Taze fasulye hasat edildi diyor. Aa burayı ananı abi burayı işte işte bitmez. Tarlayı aldık yani, beyler hayırlı olsun. 83 dönüm 500 bin TL'ye tarla aldık Barış abi. Sen ne yaptın hiç hasat satma şey satmadın Barış abi. Lan baga girmiş bunlar yerin dibine giriyor çıkardıklarım. Hiç satmadın ürün. Ben götüreyim mi onları satmaya? Dur bakayım. Yo o kadar doldurmuşum ben sattırmam sana. Ben götüreyim. Yemin ederim sattırmam ama. Tamam sen sat. O zaman biz ne yapıyoruz? Beyler en büyük motorlar kimdi büyük motorlar? Ben de bir tanesi. Kanka büyük motor bana lazım. Vermem. O zaman o 83 dönümlük tarlayı işlemeye gideceğiz. Diğer 7S nerede? Boşta. 7S'dekim de boşta mıydı? Boşta da 7S. Kanka biz seninle ikimiz ne yapacağız biliyor musun? İki tane büyük kültivatör kiralayacağım tarlaya. Tamam, büyük kültivatörlerle o tarlayı senle
baştan aşağı işleyeceğiz. Büyük kultivatörlerle arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Helalle Barışko. Gel kanka gidiyoruz. Ondan sonra peşimizden Mibzer'le gelin. Ekmeğe pilot. Soya fasulyesi gideceğiz oraya. Komple. Süt ne durumda? Sütü ne zaman satıyormuşuz Barış abi, ona baktın mı? Şey kaldı bu arada. Yok otlar yok. Otlar kaldı. Otları pilot halleder ya şimdi. Tamam. Balyoz kaldı birader. Kurttum. Tamam sen orayı hallet oğlum. Ondan sonra Mibzer'i al gel. Arkadaşlar bir hayırlı olsun alırız tarlalar için. Ve unutmayalım. Hala like ve yorum atmayan arkadaşlarım. Allah nasip ederse trendlere gireceğiz inşallah. Bol like, bol yorumla. Ve bugün de hype günü olduğunu lütfen unutmayın dostlar. Hype sıralamasına özelliği geldi geleli her daim sıralamadayız. Bugünkü sıramızı da, bugünkü yerimizi de alalım arkadaşlar. Nasip olursa hedef ilk 3. Şimdi. Ha, bu arada... Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki abi. Karşıdaki tarlada ne ekili? Ana! Konola bir dakika abi. Abi bunu geri sattım. Neyi sattın lan? Tarlayı. Zarar etmedi. Aldığımız tarlayı yok. Üstteki aldığımız aldım. Tarlayı aynı fiyata geri sattık. Aynı fiyata sattık. Karşısında kanola. Kanola ekili. Ali bir çerdi ver al kanka. Ay aldığımız paraya sattık Barış abi. Aynı paraya ekili tarla aldık. Ve o da 80 küsür dönüm birader. Ve oradan gelecek parayla tarlanın parasının yarısını çıkarırız neredeyse. Abi bu iş oldu ya. İnşallah. İnşallah. İyi ki fark ettim biliyor musun? Ben oyuna daldım. Hiçbir şekilde fark etmemiştim orayı. Akın abi cansın bu arada. Helal ha. O kim la? Sallana sallana gidiyor. Barış abi ne yaptın burada? İner misin? İner misin? Barış abi burada bir şey yaşam. Ha Barış abi gidiyor. Pilotçum. Tatlım. Balyayı yapar yapmaz bize remork getirmen lazım. Hatta bize bir remork getir bırak abi. Biz Ali'yle... Başak orada zaten. Orada var bir tane. Başak önünde. Var, var, var. Başak'ta burada. Şey var. Soya fasulyesi dolu. Ağlar onda. O satılacak. O dolu. Ya da onu da satın. Onu da alın getirin. Sarılmış sılaç. Sattık ya abi geçen bölüm. Ha sattık değil mi? Ha yapım sattık ya direkt. Barışko ne zorluyor onunla. Takviye al takviye. O kadar iyi düşen adı deseler. Ali gel kanka. Kestirmeden gidek. Abi. Geldim. Ali şey kanka o. Biz bir gece ikimizin seninle pamuk yaptığımız tarla orası. Üşenmeden sürü bekledik ya orayı. Bunu da yapalım bunu da yapalım derken bir bak tarla bitmiş. Arkadaşlar Ali ile biz ikimiz bir girdik oyuna. Aburaları her yerleri sürdük ektik. Sonra bir de hasat yaptık biraz. Kanka bunda GPS'i verelim yoksa çok şey yaparız. Tamam vereceğim zaten. Hadi bismillah. Ver abi ver. Gel kanka. Al sıfırı vur kanka hızlıca biçelim burayı. Ebru canım hoş geldin. Beknur. Efendim abi. Aklıma bir şey geldi ama. Söyle söyle. Para kazandıracaksın söyle ama ben zarar edeceksem lütfen. Burası kaç dönüm? 83 dönüm abi. Tamam gel buradan buraya, çiçek Ebru. Ürünle yağ fabrikası kursak da kanaloya avretsek. Yağ fabrikasını Barış abi bir satsın da bir fabrika kaç para acaba? Lan çok da mantıklı şeyler Rampi, söylüyorsun Akın abi. 4 ton 4000 litre marul, 26000 litre acı biber, 10000 litre sarımsak satacağım. Abi şimdi. Bu arada arkadaşlar seradaki ürünleri marula dönüştürüyoruz. Çünkü marul gerçekten çok ciddi para veriyor. Yani diğerlerinden açık ara kat kat fazla para veriyor arkadaşlar. Acı biberi durdurduk ama keşke en başta aklımıza gelseydi sevgili dostlar. O zaman en başta marulu şey yapardık. Marula dönüştürürdük ve yolumuzu bulabilirdik. Şimdi bu 83 dönümlük tarlada ne kadar konola çıkacak bilmiyorum ama daha tarlayı tam tur atmadan %45'i doldu deponun. Güzel döküyor bu arada. Demi yardım etsene bana. Balya makinesini tak ya. Makron ne iş tutuyor ya? O bir şey yapıyor. O üzüm falan yapıyor ya. Aa helal makron. Onları biriktireceğiz ya. Üzümü biriktirelim. En son şey yaparız. Onunla alakalı bir fabrikada çalışır. Ona göre işler yapar arkadaşlar. Zeytin nereye paralara bak. Ha? Zeytin nereye döküyor? Abi onu zeytini nereye dökeceksin? Barış Alman kazandığı paraya baksanıza beyler be. Oha 217 bin lira para oldu. Daha bir kasa daha var. Belki 2 remok daha çıkar daha doğrusu. E çok iyi abi. Makram küçük bir üzüm remorku satın alman lazım ya. Üzüm veya zeytin. Ya da yere boşaltacaksın abi deponun oraya.
Sen bir evin alanda açık bir alana dök abi onları makro. Sonra biz kepçeyle alırız onları oradan. Bir kenara çekeriz. Öyle daha tamam, mantıklı olur. O en mantıklısı. Ama yağ fabrikası da şimdi beynimi kurcaladı. Barışam da iyi para kazandı. Olabilir de yani. Oğlum seralar çok iyi kazandırıyor ya. Sanırım canlı her şeyden çekiyor. Kanka. Para varsa ben oradayım. Para yok işte. Para yok. Kanola yani yağ fabrikası kanola yağ çıkartırken sadece bizden kanola istiyor değil mi? Başka herhangi bir şey istemiyor. Bilmiyorum, ona bakmamız lazım abi. Onlara yani yağ fabrikası kuracaksak pirinçle balı da tutmana gerek yok bu arada. Neye gerek yok abi? Yağ fabrikası kuracak isek senin pirinçle balı da tutmana gerek. Ben her şeyi satıyorum abi. Abi mısır gevreği çok ciddi anlamda para kazandırıyor. O yüzden balı tutacağım. Kanola yağı ne kadar yasalı şu anda bakar mısın? Bilmiyorum ki. Ona ben şunu bir GPS'e vereyim de ağır ağır giderken bakayım diyeceğim. Bu da gitmeyecek. Ben şöyle bir durayım bakayım. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Fabrikalara mı gelecektik? Dur buradan değil. Ha evet evet buradan. Ürünler. Şimdi fiyatlar. Şuradan bakalım. Barda gördüm bari. Regner Bey. Canım. Bu yere boşaltmıyor. CTRL ile I yapınca boşaltmıyor mu? Evet yaptım. Yaptım boşalttım. O zaman bir tane şey alacaksın abi. Satın alacaksın remork. Kuru kiralayacağım. Satın al. Semih gir oradan. Her gir. Uyuduğumuzda bizden para kesecek çünkü. Kanola yağı. Abi kanola yağı 4000 en fazla 5700'den gidiyormuş Kasım'da. 5778'den tamam. Gidiyormuş Kasım'da. Şeyine remork kimde ya? Bak sen mısır gevreğine bak şimdi abi. Remork orada Ali abi. Bak, ne olanın orada. 12600'den gidiyor abi. Mısır gevreği ciddi para. Çok ciddi para. Peki mısır gevreği fabrikasının aylık üretimi ne kadar? Kanalanın aylık üretimi ne kadar? Bakalım abi bir fabrikala. Gitmiyor bu motor. Evet bu ne üretiyor? Gitmiyorsa hadi gel. Kanola yağının şekli nasıldı abi ya? Dur bakayım. Ona bir bakalım yaşasın arkadaşlar. Yaşasın. Kanola yağı o ne ya? Aa bir dakika benim aklıma başka bir şey geldi. Regner senin zeytinin de var. Zeytinyağı da üretebileceksin. Zeytinim daha yok. Anca üretim. O çok az abi. O ciddi olsun anladım. Yani en azından boşa düşmeyecek. Zeytinleri biriktireceğiz o zaman bir şeyler yapmak için ya. Mısır gevreği. Ya da zeytin tarla, zeytin bağını büyüteceğiz. Abi yine de mısır gevreği çok para o çok veriyor. Para gidiyor ya. Yani. En mantıklısı üzüm, mısır gevreği. Üzümü de zeytine çevireceksin ya da Barış. En mantıklısı. Üzümden bir şey oluyor. Yağ yapacaksak üzümü de zeytine çevireceğim dediğim gibi. Yani. Üzümü de zeytine dönüştürebiliriz. Ama şu anda en mantıklısı her türlü mısır gevreğine geliyor. Tamam o zaman ilk etapta mısır gevreği yapıyoruz. İkinci etapta da yağ alıyoruz anladığım kadarıyla. Aynen onu bir deneyelim. O kanala yağ fabrikası hem kanalayı hem şeyi yapıyor mu acaba mısırı? Abi kanala bittikten sonra mısır özü yağı da çıkartıyor. Zeytinyağı da çıkartıyor. Ayçiçek yağı da çıkartıyor. Aynı yani fabrika ayçiçekle yapabiliriz. Aynı fabrika yapıyor yani. Süper. Evet yapıyor. Arkadaşlar o zaman bir şey diyeyim mi? PS22'de ben çok yaptıydım. 25'te de bu değişmemiştir. Yani fabrikalar aynı. O zaman süper. O zaman artık Ali 1050 yolda oğlum. Geliyor. 1050 geliyor. Baksana abi nasıl dökülüyor. Kurabiye abime de bir şey der ama. Ya landin al onu. Ona da landin alacağız. Landin lan. Samsak döveci. Almazsınız siz bana ya. Arkadaşlar bu arada hala like atmayan dostlarım bir like atarsa çok mutlu olurum. Biz oyuna daldık gidiyoruz vallahi. Hadi abi. Çok yavaş boşaltıyor ya. Ama güzel döktü burası abi. Harbiden güzel döktü arkadaşlar. Aldığın yerden gelirsin. Öyle yapacağım kanka. Ben bir sıra atladım. Şey yapsana daireye dönsene. Ben tarlanın diğer ucundan devam edeyim sen bu tarafa. Daire dönmüyor bir tür dönmüyor. Ha gerçi şey diyorsun. Böl ikiye böl tarlayı. Girdim artık şansına. Tamam ben ikiye bölerim kanka o zaman. Çarpacağız mı? Çarpacak. Ha öyle yol verirsin işte kardeşim. Şaka vermezdim de işte. Neyse. Bugün iyi günümdeyim ya. Kimseye karışmadım. Sen. Aha. Peki Landin'in gidişine, senin Nusret'le alakalı bir şeyin gidişine ne düşünüyorsun? Makro üzüldü ya, üzüldüm ya. Makro'ya en güzelinden Landin'i alacağız değil mi Makro? Almazsınız bana. Niye almayalım ya? Ağlayacak şimdi sese bak. Semih, çıkışta iki tane vur,
Bir daha videoda böyle almayacaksınız almayacaksınız demesin, tamam mı? Ağlamasın bir daha. Ağlamasın. Tamam, tamam. Kurabiye abi kırıldı dağlar. Kan kurabiye. Senin kurabiye abini çayın yanında yerim ulan. Ya abi ağzın tatmaz. Yok vazgeçtim, yemeyeyim oğlum. Ha çay. Yemeyeceksen yeme. Çay. Acayip çaysa da bu arada çay demişken. Valla kaç gündür ilk defa akşam video saatimizde video çekiyoruz arkadaşlar bu arada. Öyle şükür. Akşam. Evet. Böyle birazcık yine geç kaldık ama olsundu. Hop dön abi. Bir şey vardı arkadaşlar. Videodan önce biri malum bayağı bir video hazırlık oynama sistemimiz vardı. O da biraz düşündüğümden fazla zaman aldı. Bir de ben bugün uyanamadım ya. Ben bugün kaçta uyandım? 5'te uyandım ya. Vallahi uyanamadım. O kadar aramışlar. Abi biz de atalım. Mümkünse zaten gece video çekmeyiniz ya. Emin ol. Gece video çekince kafa gidiyor. Lan Ali daha yarısını biçmemişiz ya oğlum. Evet. Abi biz var ya sadece kanalayı satsak yolumuzu bulduk bu arada. Kanala hangi ayda satılıyor acaba? Bir de Emin düşünsene satış ayıymış bu ay. Mis. Dur bakalım. Baksana Barış abi kanala hangi ayda bakalım satılıyor? Kasım ayında buradan gelen, buradan gelen gelirle bir tarla da alman yok mu? Abi o kadarı nasıl işleyeceğiz? Onlar işleyecek motor lazım. 1050 Barış, yolda. Kaçta gidiyor Barış abi? Kaçtan gidiyor? Kasım'da 2100 küsürden abi mi gidiyor? 1050'yi tarlaya vuramam ya. 2100 küsür. Erken. Ben vururum Ali abi. Tarlada kullanmayacağım onu. Bir şey diyeyim mi beyler? Buradan, gezerken kullanacağım abi. 200 bin dolara yakın para kazanacağız buradan. Son çıkar mı? Abi hemen hemen ya. 2000 küsürden ya abi, bir de küsuratı da ekle. Tamam. Tamam. Yani bak, 210 bin dolar geldiğini düşünürsen. 2118'den gidiyor. 2118'den gidiyor. Bak 50 gelse. 210 bin. 50 gelse abi ne yapar? 100. 100 bin yapar. 105 bin yapar. 105-110 aralıkta. Evet 105 bin yapar. 60 gelse 135 bin, 140 bine yakın para. Güzel para abi. Anam depom dolu. Yani. Vallahi tek, güzel para. Tek tarladan 110 bin çok iyi para. Sen az önceki tarlalarla 10 bin 15 binle gidiyorduk yani. Vallahi öyle arkadaşlar ya. Bak şu anda remorkta şu anda 20 bin var. Ve tarlanın yarısı anca bitti abi. 50 bin gelse 100 küsür bin lira. Çok iyi para. Gerçekten çok iyi para arkadaşlar. Galiba wow başardık bu defa. Ali habire borçlanıyoruz diyordun. Al kanka. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Parayı hiç harcamayalım. Kredi de ödemeyelim. En son toplu paradan ödeyelim krediyi. Her şeyi satıp bir tane Fendt Binelli'yle bütün işlere koşarsın. Ne alaka? Hepinizi alacağım. Bir bana değil. Neyle alacaksın kardeşim? Hangi parayla? Ben bulurum bir yolunu. Ben Binelli istemiyorum. Dört halleder abi o. Valla annen alacağım lan. Etme. Ha, save'i sana atayım. Semih'le halledert. Save'i sana atayım, bir girelim save'e. Ben beni de istemiyorum. Ne istiyor? 100 milyon dolar. Hiçbir şey istemiyorum ben. Niye sen? Küstürdünüz lan adamı. Kim küçtüydü seni? Lan dizini sattın Belder adamın. Seni kim küçtüydü? Satarken fark ettiniz mi? Redler satacak ya. Makro sessiz sessiz Landini almış köşede ot biçiyor. Küçücük Landini ile ot biçiyor. Ekipman bir traktör gördüm. Son bir defa. Son bir defa. Abi şu anda 30 bin litre var remorkta ve devamı da var. 35 bin litre var remorkta. 60 bin litreyi zorlarız. Zorlarız ve ortalama 140 bin dolar para gelir arkadaşlar. Bu da tarlayı 500 aldık kafadan 360'ı tamam, 360 aldık gibi bir şey oluyor tarla. Zaten harikanın en büyük tarlası. Barış abi. Allah'tan dikkatimi çekti. Buralarda mısın? Seradayım. Şey yapmamız. Abi şuna bir el atabiliyor musun? Şey yapmamız yok. Geliyorum geliyorum. Üzümün oradayım ben. Uyu uyan peki, yaptıktan geliyorum. Sonra burayı satıp ekilmiş diğer tarlayı almamız yok mu? Aa aynı. 4 yok. Burayı 499'a satmaz o zaman. 500 bine satmaz. Dönüm aynı ya abi. Makra bir dur geldim. Bakalım. Dönüm aynı ama. Satmayacağım ama hasat edildikten sonra satış fiyatına bakalım. Eğer aynı paraya satılırsa ben abi geldim, ben geldim. Kafadan 140 bin lira para kar elde etmiş oluyoruz. Yani oyunun bug'ını bulduk diyoruz, yapıştırıyoruz yani. Aynen. Bayro yaptı ya abi onu. Yaptı. Bravo. Merci. Dön 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 dön. Bu arada kontrattan daha mantıklı abi. Al hasatta sat. Yani sonra kim ekerse eksin. Sonra bir de al hasatta sat.
kontrat. Arkadaşlar bu şey icar. İcar yapıyorsun. Değil mi Barış abi? Ticaret. Yok mu? Sen böyle diyorsan Barışko. Yani... Lan elimdeki sarımsak kasası kayboldu ya. Yerin altına girdi. 3-4 kasa zaten kayıttan önce yerin altına gitti abi. Oyunun bug'ından dolayı arkadaşlar. Bug simülatörde yeni bug'lar. Her gün, her yeni videoda yeni bug'lar. Birini ben attım ya, o yüzden sattın değil mi lan dinimi? Bakıyorum, bir sıra atla. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Ot işi bitti mi? Halloldu mu ağalar? Evet. Süpersiniz. Adamsınız. Pilot, o Başak'ta git de o soya fasulyesini sat ya. 100-200 anca oynuyor oğlum. Trene gitme ama, tamam mı? Normal limana mı satıyorsun? Başka bir yere sat. O bakalım oradan ne kadar para gelecek arkadaşlar. Dök. Oldu sana 40 bin. Oha. Abi FS22'de bunlar bu kadar dökmüyordu bu arada ya. Bana mı öyle geldi? Arkadaşlar bir tane mod var. Onu kurunca tarlalar daha çok verim veriyor. Yani keşke onu kursaymışız eğer şu an. Biz galiba yolumuzu bulduyduk ha. Hile olmuyor mu? Hileci. Ne alakası var mod o? Nasıl ne alakası var? Mod? Ya onu... Allah Allah. Ama verimi fazla veriyor. Vermesin mi abi? Hile. Bence Gümrüt brother. Abi en mantıklı olayı yaptık Barışan bu tarlayı almakla. Vallahi. Fabrikanın parası da çıktı. Remok tam mı doldu kanka? 96, 97, 98 doldu full. Tamam kanka sen biçmeye devam et, ben onu götürem. Tamam. Sen devam ki ben bunu bir şuraya bırakayım kenara. Sırayı bitireyim en azından ki senin işini bozmasın. Ondan sonra T7 ile şöyle bir dolu bir remok taşıyayım arkadaşlar ya. Bakalım evin oradaki rampada T7 ne iş tutacak? 480'den serimde. Nefes kesiliyor. Öksürmeye başlıyor. Nerede T7? Oş 44.500 litre burada var. Çok rahat şuradan bir 20.000 litre çıkar arkadaşlar. Hadi hem 60.000, 150.000 dolar para. Çok güzel para. Oho. Çok karlı oldu bu iş arkadaşlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi. Bu tarlayı satarken 350.000'e bile satsa gene kardayız. Gene kardayız evet. Çünkü muhteşem bir şey var. Ama ben bak görürsün abi yine çok 450'ye gider tarla. Merhaba Semih. Çok. Merhaba Ker. Yalavuz gezme buralarda başına bir yeri geliyor. Abi T7 yok, çok yok, güzel ya. Gezmiyor. 450'ye giderse hemen ama ekili bir tarla bulup satmamız lazım. Buluruz. Satmam abi. 2 ay uyurum. Adamlar ektikten sonra satın alırım. Ya da satarım. Tarla almam. Uyup uyandıktan sonra tarla alırız abi. O da mantıklı yani. Ama fiyatlar değişiyor mu ki oyunda? Değişiyor herhalde ya. Dönem fiyatlar değişiyor diye biliyorum. Oyunda değişken fiyat var ya. Evet fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Mayıs ayında saat 13.39'muş arkadaşlar. Şu anda bir daha... Pilot gittin mi oğlum sen şeyi satmaya soya fasulyesini? Ben yakınlarda az kaldı oraya gitmeye. Aferin oğlum. Eline sağlık. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Çekmiyor arkadaşlar, çekmiyor. 480'e bağlı. Fırtına vur sapına. T7 245 çekmiyor diyor, 480'e bağlı diyor ya. Geri birleştim birader oradan. Ama biraz ön kaldırı az bir şey atıyordu önü. Atmasın mı pilot? Pilotun at. Elinden geçince. Yerinden hareket ettirmesi bile bir mucize değil mi oğlum onun? Pilotcığım. Ne alakası? Tabii canım ne alakası var. Oysa ki gerçek hayatta 480 12'li dönenli pulluğu bile çekiyor yani değil mi oğlum Semih? Semih bile ne dedi biliyor musun? Geçen gece beni aradı. Abi dedim moralim çok bozuk dedi. Niye oğlum dedim. Baksana abi pilotun yaşadığı duruma benim yaşadığı duruma. Ne oldu oğlum dedim. Biz gittik TD75 aldık dedi. Anca 4'lü 5'liği anca çekiyor dedi. Adam 480'li ile 12'li pulluk çekiyor abi dedi. Bu nasıl hayat abi dedi. Sat oğlum dedim. 480 al dedim. Gururuma yediremiyorum abi dedi. Çocuk gecenin saat 4'ünde beni aradı bu yüzden ya. Nasıl da inanarak yalanmış. Abi peki ağladı mı? Sorma ağlaması lan. Olmaz. Yok. Ağlarsam ben de ağlarım deyince ağlamadı da. Duyuyor mu? He o. Bu üzüme ne olacak? Buna da mı remork alacaksın? Evet, ona da bir aynısından bir remork da onu alacaksın abi. Attı. Çabuk gel. Geliyorum kanka. Ben niye o kadar inanarak yalan konuştum ya? Bir an kendimde bir cevher hissettim Akın abi bu yolda. Remork kendine gel, iyice bana benzemeye başladın. Kanka, ne bileyim.
Senin gittiğin yol yol gibi değil de hoşuma da gidiyor ya. Tamam canım, başta öyle zaten. Sonradan çıkamıyor mu işin içinden? Yok. Ah lan. Burası bir bataklık orası. Ben belki bataklık seviyorum. Ama sonra basmaya gidiyor o işin yalnız, dikkat et. Neye gidiyor abi? Basmaya. Nereye? Basmaya gidiyor, basmaya. Neye basıyorsun abi, tövbe tövbe. Kim kime basıyor? Birbirini basacaklar ya. Ha doğru. Ben Ali, ha. Senin evine toplanıp 8 kişi basıyor abi. Hadi 6'ya yuvarladın sen onu da. Ben çekeyim. Ben onu da hallettim ya. Nasıl yaptın? Danaya mı Macron'a, girdin? Macron adresini verdim. Aha. Seni vururum. Kardeşim seni bastıktan sonra hiçbir şey yapamazsın. Tövbe tövbe. Ya Akın abi, bunlar hep senin suçun ya. Zehirli oku saldın. Bozdun adamları ya. Seni idam sehpasına yatırırım bak ha. Orada var ya daracı zaten. Onunla denedik. Onunla denedik. Silonun orada daracı var arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada çiftliğimizde daracımız da var. Oğlum içeride ön nerede la? Seninkini ben aldım. Benimki doldu, git benimkinin yanına. Nerede kanka o? Talan başında. Aa bu gördüm, tamam. Seninkini koydun yerden. Renderlamamış biliyor musun? Oha onun deposu doldu, ona geçtin. Evet. Maşallah akıyor bu akşam arkadaşlar. Tabi siz gündüz izliyorsunuz da biz akşam oynadığımız için o anladınız. Akıyor maşallah. Hadi oğlum. Ne gidiyor bu sütlerine sıkayım mı lan? Sat sat. Barışko bir sat da bir yolumuzu bir paramızı bir görelim ya birader. Bu sefer her şeyi ballar hariç, bal ve yumurta hariç her şeyi satın. Arkadaşlar bölüme başlarken 44 bin lira paramız vardı ve bu tarlamız yoktu. Bölümün sonlarına doğru geliyoruz. 180 bin dolar paramız var. Silomuzda bir 50 bin litre konulamız var. 83 dönüm daha tarlamız var. Müthiş bir şey bu arada. Aynı zamanda 480 ve 640'ımız var arkadaşlar. Dillere destan. Aa, ben ya bunu... Bilader ben bunu nereye satacağım? Bilader baksana fiyat satış yerine oğlum. 3'e giden var da o şey tren yok. Onun bir altındakine sat oğlum. Kaçtan gidiyorsa gitsin. Kaçtan liman, liman nerede? Tamam git limana sat. Yeri işaretledi oğlum. Sağ sola bak, yakın, kırmızı yakın olarak gösteriyor bu defa. Gördüm. Git hemen limana sat gitsin oğlum. Ya şey çok az. Ürün çok az. Bir de bir şey diyeyim mi beyler? Aha bu tarlaya soya fasulyesi ektiğimizi düşünsenize. 83 dönümlük yere. İşte soya mı fazla kazandırıyor? Abi soya fazla kazandırmıyor bence. Orası sürülecek mi? Evet. Abi aslında bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar biz bunu denedik. Soya fasulyesi yapıp satmakla buğday ekip hem buğdayı hem samanı satmak buğdayın hem buğdayı hem samanı daha çok kar elde ettiriyor. FS22'de öyleydi. Acaba bunda da öyle mi? Biz buraya buğday ekelim abi. Samanıyla birlikte buğdayı satalım. Olmadı soya yaparız. Ali kanka sen o yarımını alırsın Caniko. Alacağım oradan. Ben lütfen şuradan arkadaşlar son bir gidiş yapayım. Barışko ne zaman satış yapmaya gidiyorsun? Şimdi. Tamam bir sat bakalım arkadaşlar. Barışko'nun ürünlerinin de bir fiyatlarını bir görelim. Son bir analiz edelim. Ondan yumurtaları sonraki... da satayım mı? Evet 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 evet. Evet. Koy onları da doğru git. Aynı yere sat abi. Bir son bir paramızı görelim. Yuvarlayalım bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Pazara satacağım zaten. Pazara mı satıyorsun? Hmm. Tamam. Şehir içine gidiyorsun yani. Hukan Kukuk şehrine. Ne? Hukan Kukuk şehri. Pampin Pumpun şehri. Ha? Şehir adından utandı yemin ediyorum. Neden utandım? Şehir diyorum, kendi adından utandı. O nasıl söyleme? Ne bileyim oğlum, öyle bir şeyler. Haritanın adı Han Kukuk değil mi? Yok. Ne? Utanpuntai. Ha, Utanpuntai. Makra abi, ne yapayım Makra? Ben gidiyorum. Git abi, sat bakalım, heyecanla bekliyoruz vallahi. Bu arada arkadaşlar bakın, dikkatimi çekti. Like ve yorum yapmayanlar var, o trendlere gireceğiz. Bu dünkü videoya böyle yorum yağdıranlar, like yağdıranlar canımsınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. Çok güzel yorum geldi. Abi bu ne ya? Bu sıra niye böyle? Ana. Tarlanın yamukluğundan herhalde arkadaşlar. Ve çok merak ediyorum. Ben normalde bu kadar uzun tarlanın hasadını göstermezdim ama arkadaşlar inanın çok merak ediyorum. Sizlerin de merak ettiğinizi düşündüğüm için bu tarlanın hasadını baştan sona videomuza dahil etmiş olduk sevgili dostlar. Oha depoya bak. Akın abi 60'ı da geçecek gibi görünüyor. İnşallah. Vallahi 70'i de bulacak gibi.
Beyler hayırlı olsun, Kasım ayında parayı bulduk. Sen şimdi gör parayı. Gidiyorum. Vallahi git bakayım Barış. Barış'am iyi çalıştın ha. Ve son tur kaldı arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarılık işte. Olay bitiyor. Benim de depom doldu. Ali depoyu şimdi boşalttı zaten. Ali kanka yukarıya doğru sen çık. Benimki hiç yarı yolda biter. Tamam git sen. Tamam. Şöyle dön abi. Didididid. Ve hayırlı uğurlu olsun dostlar. 83 dönüm araziyi an itibariyle hasatlamış olduk. Remorkta ne kadar var? 17 bin. Abi. Galiba 70 bin falan olacak. 44.500 götürdük bu arada eve. 20 bin de şimdi oldu. 64.500. Oha. Abi 80 bine dayanacak bu. Arkadaşlar. Çok iyi. Benim depomda %50 doldu şu an. Kanka müthiş bir şey oldu bu arada. Gerçekten müthiş bir para geliyor şu an. Ortalama ortalama bir hesap edelim mi? Akın abi hesap makineni açabilir mi? Satış ayı ne zamandır? Şimdi hesap makineni aç Akın abi. Şimdi 44.500 artı 44.500 artı. Al onu götür Emre Gündeş eve. Doğru. Artı evet. Şimdi söyleyeceğim abi. Ortalama ne kadar para geleceğini bir hesaplayalım arkadaşlar. 35 Tek 43 43 abi, bin litre mal götürüyormuş şu an. Götür abi bir sat bakayım. Gitsek şu gidiyorum. Yırtıyor ortalığı traktör. Oha traktör bayağı bir hasar almış. 1300 metre mi kaldı? Onu ben bayağı da kullanıyorum. Ali daha var mı lan içinde? Var bitti. Abi 44.500 artı 30.700 14'ünü geç. Ne yaptı? 75.200 çarpı 2100 160 157.920 abi çok güzel para. Aa dur bakayım tarlayı sattığımız zaman kaç para yapıyormuş abi? Hasat edildikten sonra. Sat dediğimde tam aldığım paraya gidiyor beyler tarla. Sat. Ne diyorsunuz? Sat eksiler onu gibi. Aldığım paraya büyük, gidiyor mu? Aldığım paraya çok gidiyor. Sıfır. Hayır. Abi şu tarlayı alırız tamam mı? Burada da soya fasulyesi var. 4-500 bine. 83 dönemi yine. Sağ üstte iyi bak. Abi bunu Akın abi sattım. Bunu satın 500. Aldım. Ya ben sürüyordum burayı ya. Bırak. Sağ üstte bak sağ üstte bak. Bakıyorum. Oha 80 bin TL. Biçer döverciler gitmeyin gitmeyin 12 numaraya gidin. Hey yo. 12 numaraya gidin. Evet evet. Ben niye sürdüm o zaman? Makra. Kafadan şu tarladan 150 bin lira para aldık abi. Ve bir kuruş zarar etmeden. Hileci. Ne hilesi ya? Hile. Oyunun verdiği şeyleri oynuyoruz biz. Ekstra bir şey yapmıyoruz ki. Oyunun verdiği şey böyle bir şey değil ama. Abi aa. Tarlayı aldım, hasat ettik, sattık. Ali bir hile burada görüyor musun burada? Yo. Makro gözüne vururum ha. Tamam. Her şeyi görme. Tamam. Aa 12. Müthiş bir kar oldu arkadaşlar bu. Şu paraya bak. Evet. Süt satacağım şimdi ama süt para yapmıyor. Vuramaz sana kurabiye abi. Makro bunların benim hepsi vurdum. Ali Efend 1050 sana da landini almak için ya. Benim bütün bana çabuk... nereden landini alıyorsun ya? E konvertleyeceğiz kardeşim ya. Sattın Allah Allah. Ya çok pahalı olmasa borcumuz olmasa alırdım ama. Oo. Şu anda Marco. Ve bir şey değil mi beyler? Şu anda ekstra olarak fabrikayı da kurabiliyoruz. Bura ayçiçeği. Ayçiçeği mi? He. 12 numara. Evet. Ulan soya değil miydi o? Ayçiçeği bura. Hasat hazır mı? Evet. Tamam abi kiralayın tamam. Oraya ayçiçeği tablası Semih'cim. İki tane hasatlayın. Gelin ya. Ana. Ayçiçeği. Ben yanlış gördüm. Mağazayı alabiliyoruz mu ki abi? Tabla geleyim. Ben geliyorum oğlum. İn bir içeri döverden abim. İn. İndim ya. Bekle. İndiniz. Ha bak. Ben abi buraya alsana. Arkanıza kiraladım oğlum. Arkanıza. Arkanıza abi. Mağaza yaptım. Ben şimdi traktörü getireceğim. O ne? Abi ben oraya niye soy fasulyesi olarak gördüm? Lan TV'nin elini. Ya alıyorum sen alayım mı?
Alın siz T7'nin lan. Bende birader dökmeye ay götürüyorum. Yar ah. Getir. Ha. Pilotçum dök onu ona. Oha, 16 bin dolar daha kazandık. Barış ağamdan 16 bin dolar daha geldi arkadaşlar. Müthiş bir para. Pilotçum. Doğru bizimkilerin yanına götürelim traktörleri abi. Sen ne yapın ama kalsın? Az geliyor. Aro. Ala ala be. Ben kiraladıyım sana. Ne ya? T7 gitmiyor birader. 53'e gidiyorum ben de. Lan onu takılmıyor mu durma? Takılır la. Takılmıyor mu? Ben mısır şeyi mi var? Mısır şeyi aldım ben. Yok mısır değil ya şey. Mısırlı şeylerini sattın mı? Ürünlerini. Ya şeyde şey yapıyorum abi. Götünü çek. Ne ürünlerini? Sera ürünlerinin hepsini sattın mı? Var mı? O şeker mi? Valla hariç her şeyi sattın. Ona bakacağım dur. Valla hariç her şeyi sattın. Süper. Evet ağlar. Toparlanma vakti arkadaşlar. Efendim bu bölümde gerçekten çok hareketli. 6 kişi oynadığımız halde gerçekten işlere yetişemediğimiz ve aynı zamanda güzel taktiklerle çok güzel para kazandığımız muhteşem bir bölüm oldu sevgili dostlar. Ağlar elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Bugün bu trendlere girelim sevgili dostlar. Bol like, yorum ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda beğeni atan dostlarımızın beğeniciklerine, o parmaklarına, o kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hayatınız hayalleriniz kadar güzel olsun. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın ama o yağmurdan kaçacak şemsiye bulamayın inşallah. Kaçacak değil bakın, kaçacak. Kendinize yok. Çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Dönek. Bir serif.